Medikal olarak yaptığımız yüz gençleştirme işlemlerinde ultrasonu, radyo frekansı ve lazeri çok yoğun olarak kullanmaktayız. Çünkü 35'li yaşlardan sonra yüz bölgesinde yer çekiminin etkisiyle bir sarkma başlamakta. Göz çevresinde, alın bölgesinde kırışmalar başlamakta ve sarkmayla beraber de yüzde özellikle gördüğümüz boşluklar oluşmaktadır. Kişiye ihtiyacı doğrultusunda botokslar, dolgular, yağ injeksiyonları yapılabilir ama cilt kalitesini arttırmak için radyo frekans dediğimiz altın iğne uygulamaları gözenekleri sıkılaştırıp lift dediğimiz yukarı doğru çekme etkisi yaptığı için özellikle yılda bir kez olarak yaptığımız en sevdiğimiz uygulamalardan biridir. 35'li yaşlardan sonra gözeneklerde hafif yumuşama, açılma ve aşağıya doğru sarkmayı görüyoruz. Radyo frekans dediğimiz altın iğne uygulamasıyla gözeneklerin sıkılaştığını, cildin daha toparladığını ve yukarıya doğru çektiğini yüzün gördüğümüz için radyo frekans uygulamalarını çok sık olarak yapmaktayız. Günümüzdeki lazer teknolojileriyle de özellikle cildin üzerindeki matlığı almakta, renk değişikliğini düzenlemekte, yüzün daha parlak, daha canlı ve daha lekesiz olduğunu görmekteyiz. Günümüzde radyo frekans ve lazer uygulamaları kombine edilerek derin nem verme uygulamalarıyla birlikte en çok tercih edilen anti-aging uygulamalardır. Bu uygulamalar 30'lu yaşlardan sonra belirli bir aralıkla tekrarlandığı takdirde kişi hem daha az yaş alacak hem de yer çekimine karşı yenik düşmemiş olacaktır. O yüzden tüm medikal uygulamalar için doktorunuzun yaptığı programa lütfen sadık kalmaya çalışın demekteyiz. Çünkü dolgu, botoks zaten belirli bir yaştan sonra ihtiyaç doğrultusunda yapılacak. Ama unutulan bir şey vardır ki cildin gergin ve parlak durmasıdır. Bunlar da bu uygulamalarla desteklendiği takdirde kişi ne kadar yaş alırsa alsın cilt kalitesini korumuş olacaktır.